Tutumum aleyhinde ikinci ve son söz Sayın Tanal'a aittir. Buyurun Sayın Tanal. İstanbul Milletvekili. Buyurun. Partililer de gerçekten beni destekliyorlar. Ben bu desteklerin için ben sizlere teşekkür ediyorum. Tabii hukuk herkese lazım, demokrasi herkese lazım. Getirilen bu önerge, bu teklif eylemli iş düzlük ihlali deriz. Yani burada eylemli iş düzlük ihlalindeki kasıt şudur. İş düzlükte anayasada yazılı olmayan bir hükmün bu şekilde getirilip değiştirilmesi eylemli iş düzlük ihlali olarak gündeme gelir. Biz burada anayasamızın hükümleri uyarınca yemin ederken yeminimizde ne dedik? Anayasaya ve kanunlara sadık kalacağıma, bağlı kalacağımıza namusumuz ve şerefimiz üzerine yemin ettik. Aynı zamanda hukuk devletinin gereği nedir? Yazılı olan kurallara yönetimin de, yürütmenin de, yasamanın da, yargının da uyması demektir. Getirilen bu önergeyle maalesef mevcut olan iş düzük hükümlerine iktidar tarafından ihlal edilmektedir. Yani burada olay şudur. Siz bir araçla yola çıkmışsınız. Sayın Metiner, bu aracın yolda lastiği patlamış, devrilmiş ve gidemiyor. Yani pert olmuş. Yeni bir araç alınmak isteniliyor ve biz bu yeni araç anlamında Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz buna hazır durumdayız. Vatandaşımızı kazasız, belasız, adalete, demokrasiye, hukuk devletine, özgürlüklerin egemen kılacağı bir sistemi kurmak için gidiyoruz Sayın Metiner. Yani bu arada burada değerli arkadaşlar, bana laf atmanıza gerek yok. Sizin bana laf atmanız herhalde korkarım bir daha milletvekili olarak gelemeyebilmenin telaşı içindesiniz. Yani burada acaba biz CHP'ye laf atarak Sayın Erdoğan'ın gözüne girir miyiz? Bizi bir daha milletvekili seçer mi? Ya bırakın onu arkadaşlar. Yani şu anda bakın, hiç laf atıp durmanın gereği yok. Burada sizin grup başkan vekilleriniz biliyor. 2,5 yıldan kaç sefer burada konuştunuz? 2,5 yılda bugüne kadar Allah razı olsun Denizli için ne önerin oldu sayın vekilim? Denizli milletvekilisin. Denizli için ne söyledin bugüne kadar? Bu değerli arkadaşlar, Türkiye'de demokrasiyi rafa kaldırdınız. Lütfen. Özgürlükleri rafa kaldırdınız. Eğer vatandaşımız demokrasi istiyorsa, adalet istiyorsa, hukuk devleti istiyorsa, bu zulme, bu zalimliğe son vermek istiyorsanızsa 24 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veriniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Tanal.